Medeniyetimizin Ruh Mimarları programına hoş geldiniz. Bugün İmam Gazali ve iktisat konusunu işleyeceğiz. Birincil kaynak olarak İhya ama ikincil kaynak olarak Türkiye'de bu konu hakkında yapılmış, yani zannedersem tek çalışma olan Sabri Orman Hoca'nın Gazali'nin İktisat Felsefesi kitabının üzerinden daha çok işleyeceğiz inşallah. Şimdi Gazali iktisadı nasıl temellendiriyor? Şu şekilde. Gazali'ye göre insanın asıl amacı Allah'a ulaşmaktır. Allah'a yakın olmaktır. Allah'ın rızasını kazanmaktır. Ama Allah'a ulaşmak ancak onu sevmekle olur. Ve dünyadayken onunla ünsiyet kurmakla, yakınlık kurmakla olur. Peki ama ünsiyet nasıl sağlanır? Ünsiyet ise ancak sürekli olarak Allah'ı anmak ile, yani zikir ile olacağı gibi sevmek, muhabbet ise ancak onu sürekli düşünme ve fikir üretme, tefekkür ile gerçekleşebilir. Tefekkür ise neyle gerçekleşebilir? Bilgi, marifet ile. Yani bilgi edinme ile. Kısacası zikir ve fikir gereklidir. Zikir, fikir için ise bedene ihtiyaç vardır. Bunu yapmak için bedenin sağlıklı olması, bedenin ihtiyaçlarını karşılanması lazımdır. Bedenin idamesi ise neyle olacaktır? Gıda ile. Giyinme işte vesaire gibi ihtiyaçları vardır bedenin. Bunlar için ise gıdaların hazır, doğada hazır bulunmadığından dolayı, bu besin maddelerin ve giyecekle ilgili maddelerin hazır bulunmadığından dolayı bunların işlenmesi gerekir. Bunların işlenmesi, bunların için, bu işlenmek için de bir ilim gerekir. Sadece ilim gerekmez, insanın tek başına yapamayacağı bir şeydir. İşte buradan Gazali şuna varır. İnsan bütün bu İşte bu giyecekti vesaireydi şeyleri tek başına yapamayacağın dolayı da bundan da iş bölümü ve iş birliği oluşur. Vesaire vesaire bu şekilde götürür. Yani burada iktisadın ki iktisat neydi? İktisat bilimin amacı neyin, kimin için ve ne kadar üretileceğinin ilmidir iktisat bir anlamda. Kimin için, yani ne kadar ve kimin için. Esasında iktisat bunu yapmaktadır. Gazali buna işte esas, insanın asıl amacı olan Allah'a ulaşmak ile temellendirir. Yani insanın esas amacına ulaşmasında bir araç olarak iktisat ilminin bir şekilde varlığını kanıtlar. Yani olması gerektiğini ortaya koyar. Gazali'ye göre insanları meşgul eden şeyleri iki ana grupta toplayabiliriz. Bunlar fuzuli olanlar ve mühim olanlar. Fuzuli olanların sınırı yoktur. Yani bunları sayılmaları da mümkün değildir. Fuzuli meşgul eden şeyleri fuzuli bir şekilde. Mühim olanları ise altı grupta alır Gazali. Yemek, giyecek, mesken, zaruri ev eşyası, eş ve ihtiyaç duyulan başka şeylere vasıta olan mallar. Yani bu bunların için gerekli olan, vasıta olan mallar olarak altıya ayrılır. Bu şekilde bir temel kurar. Ne demiştik? İnsan muhtaç bir varlıktır. Bu işte gıdayı, giyeceği işlemesi gerekir. Bu işleme zaruretinden dolayı da bir iş birliğine gitmesi lazımdır. Bu iş birliği yapacaktır. Ve diğer insanlarla beraber çalışması gerekecektir. Diğer insanlarla beraber çalışmasının gerekliliği ise zaten hukuki problemlere, anlaşmazlıklara neden olacaktır. Çünkü beraber bir iş yapacaksa orada bazı anlaşmazlıklar meydana gelecektir. Buradan işte hukukun ortaya çıkışı. Tek bu da değildir. Yavaş yavaş insanlar bir şeyler ürettikleri zaman, yani bir mal ürettikleri zaman bu malları koruma arzusu da doğmaya başlayacaktır. Çünkü burada bu malları çalmak isteyecek ya da bu mallara zarar vermek isteyecek unsurlar peyda olacaktır. Bunun için de şehirler, köyler kurup bu şehirler ve köyler etrafında surlar ondan sonra inşa edecektir. Ve bu şekilde de zaten kendini koruma ihtiyacından dolayı, mallarını koruma ihtiyacından dolayı da bir arada yaşama, şehirlerin ortaya çıkışı, hukuk ve sonunda da ve devletin ortaya çıkmasıyla birlikte bu şekilde temellendirmek. Aslında burada ben Gazali'nin fikirlerini incelerken kendiliğinden düzen denen bir liberal, bir yani liberal görüşte kendiliğinden düzen denen bir şey vardır. Yani mesela Karl Menger'de paranın ortaya çıkışını bu şekilde temellendirir. Yani para hiçbir kurum tarafından, yani tepeden gelin hadi para yapalım diye çıkmamıştır der. İnsanın ya, yani hayat tekamül sürecinde belli zamanla belli ihtiyaçlar hasıl olmuş ve bu ihtiyaçlara binaen bu kurumlar ortaya çıkmıştır. Buna kendiliğinden bir anlamda düzen de denir ama tabii biz burada
kendiliğinden düzeni Gazali'de tabii şimdi kendiliğinden düzen denince sanki şey gibi gözüküyor. İşte mutlaktan bağımsız, kendi kendine hani Darwin'deki gibi birazcık öyle bir mekanizma gibi böyle kendi kendine oluşan bir şey hiç. Ama bu şekilde değil aslında. Burada aslında işin fıtratla olan bağını görüyor. Yani orada bir fıtri bir yapı var. Yapı konulmuş sonucunda öyle bir fıtri yapı var. Ve bu fıtri yapının tekamül sürecinde de insanlıkta belli kurumlar, yapılar ortaya çıkıyor gibi de düşünebiliriz. Gazali mübadeleyi de iş bölümüyle birlikte ele alır. İnsanların ihtiyaçların aynı anda olmamasından dolayı pazarların ortaya çıktığını söyler. Yani çünkü ben mesela işte demire ihtiyacım var, adamın pamuğa ihtiyacı var ama ikisi aynı anda olmayınca o adam bana pamuğunu vermeyebilir. Çünkü o anda benim demirime ihtiyacı yoktur. Bu yüzden de pazarların ortaya çıkmaya başladığını söyler ki pazarların amacı zaman farkını kapatmaktır. Hangi zaman farkını? İnsanların ihtiyaçları arasındaki zaman farkını. Yani ben mesela canım şu anda yemek yemek istiyor. Senin bir saat sonra belki acıkırsın. Yani hepimizin fizyolojik ihtiyaçları arasında da bir zaman farkı var. Affedersiniz, defi hacette bile kimisi öyle çıkar, kimisi böyle çıkar. Kimisi acıkır şöyle zaman, kimisi uyku düzeni böyledir vesaire. Hepimizin fizyolojik olarak şeyleri de farklı farklı. Ben mesela acıktım şimdi yemek yemek istiyorum. Ama orada bir büfe var, devamlı açık ya da pazar var. O devamlı sürekli açık olduğundan ben istediğim zaman gidebiliyorum. Diğeri bir saat sonra acıkıyor, bir saat sonra gidiyor. Yani kısacası bu şekilde temellendiriyor. Tüccarların mallarını pazara getirmesinde kâra bağlıyor. Yani onların içlerindeki kâr etme güdüsüne, saikine bağlayarak bu şekilde onların da mallarını pazara getirdiklerini söylüyor. Şimdi pazar kuruldu, şekil kuruldu, hukuk var, her şey var. Burada da alım satımlar için iki nakite ihtiyaç olur diyor. İhtiyaç duyulur diyor. Altın ve gümüşü temellendirmeye çalışacak. Lakin alım satım muamelesi çeşitli cinste mallar arasında cereyan eder. Satılan şeyler arasında aracılık yapıp ne kadarının istenebileceğini tayin edecek adil bir unsura ihtiyaç duyulur. Sonra yani bu aracı unsur işte para dediğimiz şeydir. Yani iki malın arasındaki dengeyi sağlayacak, onun oranını belirleyecek bir aracı bir şey, madde, alet. Ama bu araca sürekli ihtiyaç var. Yani bu araca ihtiyaç hani bir saat bir gün olup da ondan sonra ihtiyaç olmuyor değil. İhtiyaç hep sürekli devam ediyor. O halde diyor bu aracın dayanıklı olması gerekir. Çünkü bu araca sürekli ihtiyaç olacağından bu aracın dayanıklı olması gerekir. O yüzden de diyor insanlar tarih boyunca madenleri, en dayanıklı bulduğu madenleri aracı olarak kullanmışlardır diyor. İşte buna da altın ve gümüşü şey yapıyor. Geçen haftalardaki parayla ilgili sunumumuzun da bir devamı olacak şekilde de bunu ele alabiliriz. Çünkü aynı o Gezel'de söylediğimiz şey. Gazali de aynı fikirde. Para yani o para şeyinin diyor kesinlikle bir değere sahip olmaması lazım diyor kullanım değerine. Hiçbir kullanım değerine sahip olmaması gerekiyor diyor. Aksi halde insanlar bunu kullanım değerinden dolayı piyasaya sokmazlar diye söylüyor. Yani Gazali bunu yıllar önce belirtiyor. Ha, bu arada kendiliğinden düzen meselesinde öbür hafta Adam Smith'i konuşurken gireceğiz. Bir anlamda da şey var. İnsanların eylemlerinin niyetlenilmemiş sonuçları demektir bir anlamda kendiliğinden düzen. Yani işte sen onu yapıyorsun, sen şunu yapıyorsun ama böyle bir şeye niyetlenmiyorsun. Ondan niyetlenilmemiş bir sonuç çıkıyor. Bireylerin eylemlerinden böyle niyetlenilmemiş kurumlar ortaya çıkıyor. Biraz da bununla ilgisi var ama onu öbür haftaya gireceğiz. Gazali'ye göre dünyanın düzenini ayakta tutan dirhem ve dinar dediğimiz gibi hiçbir değeri kendiliğinden hiçbir değeri olmayan taştan ibarettir. Ki böyle de olmalıdır. Yani bu şekilde ele alındığı da para mal olmamalıdır bir anda. Yani tüketilen bir mal olmamalıdır. Kullanım değeri olmamalıdır diyoruz. Geçen hafta da söylemiştik. O halde mesela bu fikirden yola çıkacak olursak bugün hani elektronik para bu anlamda en iyi para olmuş olur. Eğer buradan temellendirecek olursak. Çünkü paranın iki ana özelliği. Çok dayanıklı olması. Gerçekten baktığımız zaman altın, gümüş, kağıtların hepsinden daha dayanıklı elektronik para. Çünkü insanın hafızasında bile kayıtlı olabiliyor. Sayıdan ibaret. Sayıyı ne kadar eskitebilirsiniz? Yani iki sayısı diyelim mesela. Şimdi sayıya hani rakama indirgendiği zaman bir kere en soyut şeye gelmiş oluyor para. O hani onun paranın bir soyut özelliği var ya yani işin soyut tarafa bakar. Bir kere
rakama indirgeniyor. Rakamda olabilecek en soyut şeylerden bir tanesi. Matematik sonuçta. Ve 2 ya da 3 rakamı ne kadar yıpratabilirsiniz? Hiç yıpranmaz neredeyse. Yani yıpranması da olmaz. Bu anlamda şeydir. Aynı zamanda güvenlidir de. Yani güvenlik açısından da baktığımız zaman şimdi altın ve gümüşü şey yapabilirsin. Çalma ihtimalin işte kasaya girersin. Çalarsan bankayı soyabilirsin ama bu bir rakam ve bir hafıza olduğundan hafızada birçok yerde tutabilirsin. Sonuçta bir hafıza olarak duruyor. O hafızada olmuş olarak, rakam olarak duruyor. Bu anlamda onu çalman da imkansız. Yani ancak bankayı hackleyebilirsin mesela bugün. Bütün o sistemini çökertebilirsin ama bankalarda çok farklı yerlerde kayıt tutmak suretiyle senin bunu çalmana engel olurlar. Böylece de güvende olmuş olur. Bu da ayrı bir konu. Aynı zamanda paranın bölünebilirlik özelliği de var mesela elektronik parada. Çünkü yine rakama indirdiğinde sonsuza kadar, yani sınırsız bir şeye kadar neredeyse bölebiliyorsun. Şimdi altın ve gümüşü parçalarına ayırma belli bir teknik ister. En küçük birimlerine ayırma, ama rakam olarak bir şey yaptığın zaman yani istediğin kadar küçük. Bu da adaletin daha iyi temin edilmesi. Çünkü parada önemli olan adaletin sağlanmasıdır orada. Yani herkes hakkını kuruşu kuruşuna alabilmesi için, yani en küçük birimine kadar bu şekilde de düşünebiliriz diye düşünüyorum. Tabii paranın bir de başka bir özelliği var. Burada işin manevi kısmına bakın. Parada başka bir özelliği de var ki Gazali parayı potansiyel bir tehlike haline getirir. Bu nedir? Ona sahip olan, daha önce de bunu bahsetmiştir, her şey sahip olmuş gibidir. Yani daha önce gitar örneğini, Mehmet Ali'nin gitar örneğini vermiştik. Ama herhangi bir şey verebilirse, mesela giysi, yiyecek, mesela şu çay önümde duruyor. Ben bu çayı sadece içebilirim. Yani başka bir şey hayal edemiyorum ben bu çayla. Ama para olduğu zaman bunun yerine, mesela bunun fiyatı diyelim 1 lira. Bunun yerine parayı koyduğum anda sayısız şey aklıma gelebiliyor o 1 lirayla yapılabilecek. Ama çay da çok belli bir şey, çay içmek olarak kalabiliyor. İşte bu da insanı tabii nefsi için paranın iç önünde sonsuz imkanları, yani sayısı ya da sonu belirsiz diyelim, bugün sonsuz kelime, sonu belirsiz imkanları açtığından dolayı da tabii insan içinde aynı zamanda büyük bir tehlike oluşturuyor diye de söyleyebiliriz. Aynı zamanda tabii para sanki şöyle diyor, sureten hiçbir şey, manen her şey olan bir maddeden yapılmış olmalıdır diyor. Yani sureten hiçbir şey, manen her şey. Mesela buna şeye benzetebiliriz. Ayna. Ayna da nedir? Renksizdir ama tüm renkleri üzerinde gösterebilir. Harfler de böyledir. Harflerin de tek başına bir manaları yoktur. Ama belli yerlerde kullanıldığında ondan anlamlar, sonsuz sayısı belirsiz anlamlar fışkırır. Parayı da bu şekilde bir maddeden olursak, işte bugün elektronik şey diye düşünebiliriz. Ve tabii Gazali şeylerden de bahsediyor ayrıca. Paranın kenz edilmesinden bahsediyor. Parayı kenz etmek, toplamak büyük bir zulümdür diyor. Bu şeye benzetiyor. Ülkenin çok yetenekli bir yöneticisi var. Yani bu bir kralı var ya da işte bir yönetici, ama çok çok yetenekli. Sen gidiyorsun adamı, ne bileyim, bulaşıkçı yapıyorsun mesela. İşte parayı kenz etmeyi de buna benzetiyor. Yani parayı kenz etmek öyle birini böyle çok abuk sabuk bir işte istihdam etmek gibidir. Parayı da kenz ettiğin zaman esas asli görevini yapamadığından dolayı büyük bir zulüm olmuş oluyor. Çünkü yöneticiyi hapiste ya da işte bir bulaşıkçılık mesleği yapmak, yani küçümsediğimizden değil. Ama öyle, yani çünkü onu çok kişi yapabilir. Bulaşıkçılığı çok kişi yapabilir ama onu çok az kişi yapabilir o bakımdan. Yoksa meslek küçümseme anlamında değil. Ama çok az kişi yapabildiğinden dolayı büyük bir zulüm oluyor. Sadece o kişiye değil, topluma da oluyor. Çünkü bu sefer toplum iyi bir yöneticiden mahrum kalıyor. Herkese zulüm oluyor ki Peygamber Efendimiz'in mesela fiyatlara bir sınır çekmesi, nark koyması istendiğinde kendisini zulmetmemek etmeyeceğini diyor. Yani demek ki burada bu işin bir zulüm, bütün toplumun topluma zulmetme gibi bir şeyi var, imkanı var. Bu yüzden ribayı da bu şekilde temellendiriyor. Paranın hikmetine uygun kullanılmamasından dolayı büyük bir zulümdür diyor. Yerli yerinden eşliğinden dolayı. Kısacası böyle toparlayacak olursak tabii Gazali burada sadece hani Gazali'nin iktisat felsefesini ele aldığımız zaman züht, ondan sonra tevekkül, takva gibi birçok kavramı da ele almak gerekiyor. İşte o hani insanların
para toplamasının ne kadara iddiar diyor buna. Ne kadara kadarı para toplanabilir? İşte bir ailesi geçen hafta belirtmiştik. Bir ailesi olan için bir yıla kadar, bir yıllık ihtiyaca kadar mal biriktirmeyi sorun, tevekküle aykırı görmüyor Gazali. Ama tek başına yaşayan için, yani o 4-40 gün zannedersem, 40 günden fazla para varsa ihtiyaçtan, bu tevekküle aykırı olarak görüyor. Ama en iyisi diyor, günlük ihtiyacın kadar tek başına yaşıyorsan. Günlük ihtiyacın kadar bulunduracaksın. O tevekkülün en üst noktası. Ama burada Gazali tek bir şey yapmıyor. Bunun farklı dereceleri olduğunu söylüyor. Bunları da incelemek gerekiyor kendisinde. İddiar meselesi. Ayrıca yine bunu geçen Silvio, yok, Mirza Beyoğlu Parakuta isimli eseri konuşurken bahsetmiştik, o Gazali'nin mal toplamanın nedenleri. Neden insan para toplar, mal toplar? Onları da o tekrar etmeyeceğim. O programa, Parakuta isimli programımıza bakabilirsiniz. Orada detaylı bir şekilde bulunmakta. Gerçekten sadece İhya, Gazali'nin biliyorsunuz birçok eseri var. Bu konuyla ilgili çalışma İhya eserinin üzerinden. Diğer eserlerinde de bununla ilgili şeyler bulunabilir. Şu anda henüz emekleme aşamasında, yani iktisat tarihi, İslam iktisat tarihi, düşünce tarihi üzerine çalışmalar emekleme aşamasında. Şimdi Sabri Orman Hoca sağ olsun işte Gazali'nin iktisat felsefesi üzerine yazdı. Cengiz Kallek Hoca'nın İslam iktisat düşüncesi tarihi diye çok önemli bir eseri var. Gerçekten güzel bir eser. Yine İmam Ebu Yusuf'un Kitabul Harac'ı Türkçe'ye çevrilmiş durumda. Yine İmam Muhammed Şeybani'nin eseri, Risalesi Türkçe'ye çevrilmiş durumda. Şu anda yavaş yavaş bir literatür gelişmekte. Biliyorsunuz Avrupa'da skolastik çağda vesairede hiç iktisatla ilgili pek bir şey yok. Neden? Çünkü onların hayata bakışları birazcık karamsar, dünyaya bakışları. Ama ne zaman ki İslam'la tanışıyorlar, yani Müslümanlarla tanışıyorlar, onların işte iktisada verdikleri önemi görüyorlar. 1500 yıllardan sonra yavaş yavaş iktisatla ilgili onlarda da çalışmalar yapılıyor. Ama skolastik çağda da öncesinde mesela Yunan'da da yok öyle iktisatla ilgili çalışmalar. Neden Yunan'da yok? Çünkü iktisat sevimsiz bir şey, yani öyle çalışmak vesaire, bunlar kölelerin yapacağı işler. Köleler yapsın, biz daha böyle yöneticilik, askerlik gibi daha onurlu mesleklerle uğraşalım, onlar şey yapsınlar. Ki bugün hala bu tüccarlık yerilmekte, yani tüccar bir parazit olarak gözükmekte. Tüccarlıkla ilgili yeterince ben çalışma yapıldığını düşünmüyorum. Ki Peygamber Efendimiz kazancın %90'ı diyor, onda 9'u diyor. Ve kesinlikle halen tüccarlık, işte bunlar burcuva, işte yani fazla tüccarlıkla ilgili düzgün çalışma yok. Özellikle Batı'da da yok. Bu da eksik olarak gördüğüm bir şeydir. Ticaretle ilgili çalışmaların da, yani ticaretin öneminin de üzerine konuşulması gerekiyor. Hasreten Türk toplumunda. Kesinlikle. Kesinlikle. Aslında buradaki, yani bu toprakların insanları bence ticareti de gayet iyi becerirler. Yani şimdi ticaretle ilgili ayrı bir şey yaparız, sohbet yaparız ama çünkü ticaret belli karakter özellikleri gerektirir. Mesela bunlardan biri bıçkınlıktır. Yani biraz sinirli, asabi bir karaktere sahip olman lazım. Bu topraklardaki insanlar var, var birazcık öyle bir karakteri. Aynı zamanda şey de olman lazım, yani ikisinin dengesi çok önemli. Aynı zamanda da insan ilişkilerinde çok iyi olması lazım. Yani espriler, şeyler falan. Bu anlamda yani ikisini bir arada yürütmek lazım. Ki onu zannedersem İbn Haldun'da güzel bir açıklaması var. Yani tüccarın nasıl olması gerektiği hangi özellikle. Bu konuları üzerinde de düşünülebilir. Bu kadarlıkla yetineyim. Yorumunuz varsa alabilirim ya da sorunuz. Ben bir soru sormak istiyorum. Evet. Şimdi İmam Gazali'nin bu para konusundaki şeyi belki geçmiş asırlarda uygun değil. Çünkü altın ve gümüş hep para aracı olarak kullanılmış. Evet. Yani kullanım değeri olmuş. Ama gelecek için, yani bundan sonraki gelecek için, çünkü altın artık şeyden çıkarıldı. Yani altın karşılığı para basma çıkarıldı. Yaklaşık 50 yıldır yürürlükten kalktı. Doğru. Dolayısıyla bundan sonraki asırlarda, eğer insanoğlunun ömrü kalmışsa, İmam-ı Gazali'nin dediği hususlar geçerli olacak. Yani paranın kullanım değeri olmaması olacak. Örneğin elektronik para. Elektronik para. Ve ki o en faydalı da para diyor, ki Gezel'de de aynı fikri gördük. Evet. Şu anda da oraya doğru da gidiyoruz gibi gözüküyor.
Çünkü paraya baktığımız zaman o iki şey arasındaki o oranı veriyor ya. Hani o yüzden hep altın ve gümüş olmuş. İki madde olmuş genelde. Evet. Çünkü paranın ana amacı o. İki şey arasındaki oranı kurabilmek. Yani ben 1 kilogram elma verdim. Senden ne kadarlık armut ya da işte kaç metre kumaş alacağım? Yani ikisinin arasında bir orantı. O yüzden hep iki madde olarak bir metalik sistem deniyor ona. Ve bundan sonra da elektronik şekilde devam edeceğiz gibi gözüküyor. Zaten insanlar da işte bu neydi o Bitcoin vesaire tarzında çalışmalarla ki Bitcoin de tabii Avro'da sakat bir para. Peki. Avro'da aslında şey sayılamaz mı? Elektronik paraya benzer bir şey yok mu onun? Çünkü birçok ülke para biriminin ortak hesaplanmasından çıkmış yürürlükte olan ya, bir para. Ya zaten biz şu anda elektronik paraya çoktan geçtik zaten. Yani şu anda kullanılan, piyasada kullanılan para elektronik para zaten. Hani biz zaten %90 zaten geçmiş durumdayız. Yani bankaların şu anda hani para üretiyor, yaratıyor diyorlar ya bankalar. Bankaların şu anda piyasadaki paranın %90'ını bankalar basıyor. Bankalar neyle basıyor? Kağıt mı basıyor? Hayır, elektronik para basıyor. Yani bugün sadece zaten piyasadaki paranın %90'ı zaten elektronik oldu bile. Hani biz diyoruz ya gelecekte elektronik para. Zaten şu anda elektronik para kullanıyoruz biz. Ama şu andaki tartışmalar ne? İşte bankalar havadan para üretiyorlar. İşte bu elektronik para gerçek para değil. Ondan sonra ben de öyle olduğunu düşünmüyorum bu arada. İşin pislik yanını affedersiniz faiz kısmı olduğunu düşünüyorum. Elektronik para kısmı değil. Yani faiz kısmı, yani o elektronik paraya faiz kancasını attığımız zaman sıkıntı oluyor. Yoksa elektronik paraya faiz kancasını atmazsak sıkıntı olacağını ben düşünmüyorum şahsen. Zaten havadan üreterek bir anlamda faizi birlikte getirmiş olmuyor. Ama para işte banka aslında parayı havadan üretmiyor. Zaten sorun da o. Yani birçok kişi öyle zannediyor ama parayı bir şeyin karşılığında üretiyor. Yani o bir şeyin de karşılığı yok zaten, sıkıntı olabilir. Var. Şeyin karşılığı var. Evin, yani sen mesela şimdi bankaya gittiğin zaman bir evin karşılığında üretiyor ve o ürettiği parayı da senin bir malın olması gerekiyor. Mesela sen araba alacaksın. Şimdi o arabanın karşılığı koyuyor banka, o parayı üretiyor. Yani ne yapmış oluyor? Arabayı likidite etmiş oluyor. Yani likit hale getirmiş oluyor. Yapmaya yaptığı şey o bankanın. Yani getirdiği parayı da bir anlamda daha sonra tekrar başkasına. Ya bakın iş faizden dolayı oluyor. Eğer faizi kaldırdığınız anda bankanın zaten böyle bir şey yapmak için hiçbir nedeni kalmayacak. Ya o şeydi. İşte faizden dolayı oluyor. Mevduat üzerinden değil de hani aynı mevduat mesela bankadan çıkıyor, tekrar bankaya girince farklı bir mevduat gibi işlem görmesi de garip zaten. Ben size şu şekilde açıklayayım. Tahtamız yok diyor. Yani zaten eskiden beri sistem hep öyle çalışır. Bakın. Senet sistemidir bu. Senet, yani mesela ticarette olanlar bilir. Senetsiz iş yürümez. Ve bu yüzyıllardan böyledir. Yeni bir şey değildir. Her zaman senetle iş yürür. Ama senetle yürüdüğü zaman onun daha elle tutulu fiziki bir karşılığı altın var. Mesela. Hayır, yok. Şöyle söyleyeyim. Onu söyleyeceğim. Siz mesela buğday aldınız. Gittiniz tarlaya buğday aldınız. Ha, anladım ne demek istediğiniz. Yani o, ama yine de altın karşılığı yok. Aslında karşılığı başka bir şey. Onu söyleyeyim. Altın da bir yere gelecek orada. Nakitinde yeri var. Bugünkü sıkıntı o. Yani mesela buğday aldı. Adam diyor ki, yazıyor, ben senden bu kadar buğday aldım diyor. Senet veriyor. Şimdi tüccar aldı, gitti bunu şeye götürdü işte. Başka bir aracıya götürdü. Toptancıya götürdü diyelim. Ondan sonra o da ona senetle ödeme yapıyor. Daha sonra o gidiyor fırına dağıtıyor. Fırın da ona senetle ödeme yapıyor. En son fırına sattığı zaman nakit alıyor. Daha sonra o nakiti alıyor ve o nakitle bütün senetler ödeniyor. Yani baktığımız zaman piyasada bakın senet miktarı ne kadar? O andaki buğday miktarının belki 5-10 katı kadar fazla. Ama herkes bir kar koymuş ve piyasada o kadar senet var. Ama kimse senetleri gidip şey yapmıyor. Piyasaya çıkartmıyor. Piyasada çıkıyor şu an. İşte sıkıntı o. Yani ama yani neden çıkıyor? Çünkü faiz kazancı var. Faiziye yaptığınız zaman çıkmayacak. Yani İşte ondan dolayı. Sistem faiz kazancı olması. İşte faiz problem. Yoksa şimdi problem şeyde gidiyor. Bugünkü sistem çok güzel bir sistem aslında. Yani bugünkü yaptıkları adamların kurguladıkları sistem çok dahiyane bir sistem. Yani biz şimdi şöyle yapıyoruz. Adamın hepsine karşı, yani şeye karşı çıkmamız, yani doğru karşı çıkmamız, mesela faize karşı çıkmamız gerekirken adamın bütün sistemine karşı çıkıyoruz. Bu sefer adamın iyi yaptığı, yani o sistemi kurgularken iyi yaptığı şeyleri de atmış oluyoruz. Bir
sistemi kurgularken iyi bir şey yapmış olma kastıyla yapmıyorduk muhtemelen. Yani çok kazanmak kastıyla yapmıyorduk. Fayda sağlayacak olmadı. Yani genel olarak yani yüzyıllardır bu nasıl devam ediyor? Yani bu kadar ya havadan üretiliyor olsa bakın havadan üretiliyor olsa bu kadar... Havadan üretim meselesi zaten son 100 yılın meselesi değil. Yani Merkez Bankası denen kurum var. 1913'te FED kuruluyor. Ama Amerika... 1971'de de bu artık yapmaktan. İngiltere Merkez Bankası ama ondan çok önce kuruluyor. 1700'lerde yani, çok da eski değil yani. Ama 300-400 sene iyi ya. 600'lerde... Hayır havadan para üretmek için çok uzun bir zaman. Yani hadi bir gelin biz uzatalım şurada havadan para üretelim ne kadar. Ya bir de yani mesela Zimbabwe var gözümüzün önünde mesela. Zimbabwe denen bir ülke var. Adam gerçekten orada parayı gerçekten basıyor. Zimbabwe'nin lirasını yani Almanya'da mesela hiperenflasyon oldu. Yani insanlar Weimar farklı şeyler mesela sigara içiyor olarak kullanıyorlar. Mesela artık, ya tuvalet kağıdı affedersiniz da paranın hiçbir karşılığı yok. Ama bugün nasıl devam edebiliyor? O şey örnekler yani orada aşırılığa kaçmış örnekler ama demek ki aşırılığa kaçmadan da devam edebiliyor. Ya benim burada işaret etmeye çalıştığım şey o. Ya zamanında da mesela Erbakan Hoca'ya da aynı şekilde anlatıldı. Erbakan Hoca da hiçbir zaman sisteme şey yapmadı. Hep faiz üzerinde durdu. Yani tabii bu ki yani sistem, tabii ki faiz sıkıntı. Sıkıntı onu ona yani onu kaçırmayalım ama. Zaten faizden o yüzden bu kadar besleniyor bu sistem. Ama işte elektronik paranın falan sıkıntısı tabii yok. Onu söylemeye çalışıyorum. Tabii ki. Yani elektronik para farklı bir şey. Yani işte ona ama işte o güme gidiyor. Onu söylediğiniz zaman sanki bu adamları yani tekrardan altın gümüşleri çıkartalım. Hadi hepimiz altın gümüşle yapalım gibi bir şeye doğru gitmeye başlıyor. Belki de doğrusu da odur. Bilemiyorum yani benim kendi fikrim var. Bence doğrusu o değil ama üzerine düşünmek lazım. Yani bugün böyle düşünebilirim ama belli bir zaman ama dediğim gibi onu söyleyenler genelde yani direkt karşı çıkanlar şey diye faizden geçiyorlar. Niye bizim paramız altın gümüş değil bu elektronik uydurma parayı kullanıyoruz diyorlar. Benim ona kastediyorum. Yoksa tabii ki haklısınız yani zaten sistemin bütün kurgulanmış olması faiz üzerine. Yani faiz üzerine zaten o yüzden diyorum faiz elinden aldığın zaman sistemin yürütülmesi için sebep kalmıyor. Hiçbir şey sebep kalmıyor. Karşılığı olmadan bir bankanın size herhangi bir şey vermesinin imkanı yok. Bir şey, anlamı da yok zaten. Anlamı da yok aynen. Çünkü anlamı aslında var da onlar için yok. Yani. Bizim için var da onlar için. Onlar için yok. Aynen öyle. Ama ben işte onu hep şey yapıyorum. Yani bu tartışmaları yaparken paranın ne olduğu konusundaki tartışma güme gidiyor. Ondan dolayı ben size şey dedim. Bugün ondan ilgili biraz konuşuyoruz. Evet. Doğru siz de parayla ilgili. Ben o zaman sizin şeyinizi bozmayayım de herkes paracı oldu. Ben biraz zor bir soru sormak istiyorum ama şimdi İmam-ı Gazali'nin bu biriktirmeye karşı tutumu Müslüman toplumlarının sanayi devrimini ıskalamasına sebep olabilir mi? Bence onu Turan cevaplasın. Yani çünkü yani para biriktirme anladın da geçen de bileyim. Konuşmuştuk. Evet. Yani Turan, kötü bir şey olarak. Evet. Turan cevaplasın. Ben değil, sen cevapla. Masada. Ben cenderesin para yapıyorlar. Hoşbulduk. Çok seviyorum. Daha iyi zaten. Onlar yani sanayileşmeyi onlar böyle yaptığı için böyle olduğunu biliyoruz. Ama biz yapsaydık nasıl olacağını şey bilmiyoruz. Soruyla yani. Sorulması lazım yani. Hani sanayileşme fikri olduktan sonra mı para şeyi oluyorsa arkasında finans çok büyük finans güçleri vardı da mı sanayi devrimi gerçekleşti? Bu soru da aynı zamanda tartışmazdan. Ama ben o konuda Gerbi abiye katılmıyorum hani. Biliyorum katılmadığın için zaten sana söyledim. Biriktirmeye karşı işte İmam Gazali Hazretleri'nin bu tutumu falan dolayı mı şey gerçekleşmedi? Yok normalde hani mesela bizim çok böyle idealize ettiğimiz işte örnek olarak söyleyeyim işte mesela Osmanlı dönemi kendi dönemi içerisindeki o büyük buluşları yine aynı ahlaklı şey üzerinde zaten yürüyen bir şeydi yani. Biriktirmeye karşı ahlaklı tutum öyleydi zaten şey olarak. Ama o ciddi manada büyük gelişmeler ki bizim hani Rönesans'a da ön ayak olmuş eski şeyleri de hani biliyoruz işte aslında İslami kaynakları orada taşınması ya da Yunan'ın kendi bünyesini alıp tekrar onlara geliş şey yapması yine aynı ahlaklı tutumun devamıydı şey olarak yani. Hani o durumdan dolayı olduğunu düşünmüyorum. En azından o kadar ilişkili olduğunu düşünmüyorum. Ben bu arada şey düşünüyorum. Para konusunda da paranın da hani şey olması, özgürleşmesi lazım. Onda da rekabet açılsın. Kim en kötü parayı yapabiliyorsa onunki zaten piyasada kalır. Herkes en kötü parayı yapabilen kazanır bu şeyde. Yani bugünkü en kötü para o anlamda elektronik paradır. Bundan daha kötü bir ve hız. Yani. Yani ne kadar hızlı olursa o kadar hızlı güncel bir şey de var. Sanayi 4.0 mı ne öyle bir şey var.
Yani çok konuşuluyor, gündemde olan bir şey. Yani yeni bir devrim, yeni bir şey, işte ona da isim koymuşlar. 4.0 öyle diye. Tabii şimdi ben isterseniz bir kendi düşüncemi söyleyeyim. Yani tabii ki yanlış da olabilir. Şimdi para biriktirmeyle ilgili sorun şurada olsa gerek. Helal kazanılmış ve zekatı verilen parayı eğer kendinin ve toplumun hizmetinde kullanılmak istiyorsa bir kişi, sermayedar, insan, bunda gayrimeşru bir durum yok. Helal yollarla kazanmış, zekatını da veriyor. Ve bunu örneğin diyor ki ben bir ekmek fabrikam var ama bunu daha büyük makarna fabrikasına çevirmek istiyorum. İnsanlara hizmet için, daha fazla para kazanmak için. Şimdi bunu yapmak için ne yapmam lazım? Bu binayı büyütmem gerekiyor. Bir miktar para biriktirmem lazım. Çünkü o binayı almak, içini donatmak, içine makineler koymak için para biriktirmem gerekiyor. Şimdi ben bunu helal yollarla yaptıktan sonra bunda bir sorun yok. Niyetim ve amacım da kötü değil. Ama para biriktirmekle ilgili hadis-i şerifleri ve bazı ayetleri yorumlarken öyle katı bir tutum sergilemiyor ki. İşte bu yüzden sanayi devrimi gibi olayları Müslüman toplumlar gerçekleştirememiş. Benim düşüncem bu kadar. Şimdi normalde diğer büyük alimlerde falan da iki şey vardır. Birisi mesela diyelim ki Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri'nin hayatı mesela idealize ettirilebilecek bir şeydir. Ama bu hani takvayla alakalı bir mevzudur. Takvayla alakalıdır. Yani şer'i bir hüküm falan değildir. Takvayla alakalı olduğu için o yola girmiş adam o şekilde takvalı davranıp o işi yapabilir. Ama dedim Vehbi abinin dediği gibi hani şer'i ölçüler içerisinde o işin zekatı verilmiştir. Biriktirmeye karşı herhangi bir tutum yoktur yani. Diğer şeyi hani işte elinde tutma, işte o ateştir falan var, o takvayla ilgili tamam. Bir meseledir. Yani şer'i hükümlerin belirlediği sınırın dışında olan şey takvayla ilgili, o yolun yolcusu zaten. Yani o talimat ehlidir mesela şeydir, o kendi şeyi içerisinde, kendi o ekonomi yani. İçerisinde o öyledir zaten. Ya ama ben yine Vehbi abiye burada ne bileyim bilmiyorum katılmıyorum yani bunun bir kanıtlanması lazım en azından. Mesela Sosyal Servet kitabına baktığımızda Cengiz Kale Koca'nın sahabenin vefat ettikleri zaman ne kadar servetleri olduğuna dair ciddi servetleri olanlar var yani. Hani şimdi baktığımız zaman böyle bir anlayışın bizde olmadığını aslında görüyoruz. Yani onların o kadar şeyi var ama oradan öteki yanda mesela Sabri Ülgener Hoca'nın rahmetlinin bu konu üzerine yazmış işte bir şey var. Yani bizim geri kalmamız işte tevekkül anlayışımızın işte yani yani tevekkülü tembellik olarak algılamaktan dolayı olduğunu söyler. Mesela ana tezi budur. Hani Sabri Ülgener de işte buranın yani bizim Türkiye'nin işte Max Weber'i derler hatta kendisine. Hani aynısını yapmıştır. Yani Max Weber'in Protestanlık ve kapitalizm arasında kurduğu bağı bizde işte iktisadi gelişmenin olmasını bizim işte tevekkül anlayışı ama yanlış tevekkül anlayışı ki bununla bağlantılı olarak ele almıştır. Ya ben tabii bunlar da deli yani şey yapmak lazım. Hani şimdi sizin bu söylediğiniz şey için gerçekten o zaman Osmanlı'daki ahalinin gerçekten böyle bir anlayışı var mıydı? Herkes parayı mesela bugün de şey diyoruz mesela aynı bu bilgiler eğer olsaydı ama birçok kişinin banka hesaplarına baktığımızda ciddi rakamlar görürüz diye düşünüyorum. Yani kimse de yani kimse de hadi para hiç bir günlük param bile cebimden olmasın saçayım diye kaç tane kişi var ki aramızda o kadar takva yani takva sahibi ya da tevekkül sahibi. Hani bu şeye benziyor. Şeyin Keynes'in söylediği faiz oranı korku oranıdır. Yani ne kadar korkun ve endişen varsa o kadar çok para biriktirirsin. Bugün de insanların o kadar da böyle inanılmaz imanlı, bu kadar güvenli olduklarını zannetmiyorum. O yüzden de para da var yani. Bence buradaki problem şey, o para var olanların bir arada çalışması, o parayı yani şimdi Avrupa'ya baktığımız zaman mesela borsa sisteminin gelişmesi var. Mesela bunu mesela İngiltere Merkez Bankası'na baktığımızda John Locke dediğimiz filozof bile Merkez Bankası'nın şeylerinden, hissedarlarından. Yani Newton darphanenin başında falan yani böyle bir sistem kurmuşlar adam. John Locke bilmem kaç liralık hissesini alıyor bankanın. Yani o zamanlardan itibaren gelmiş bir ortaklık sistemi de var. Yani bunları da şey yapmamız lazım. Yani birçok kişinin paralarını birleştirmek suretiyle işte mesela orada şeyin kurulması var İngiltere'ye. Ha, tamam hayırlı amaçlar için kurmadılar o şirketleri. Hani Hindistan'a gönderdiler bir şirketi.
Ya yani East India Camp falan. Ya şimdi ama bu şirketlere baktığımız zaman birçok kişi ne yapıyor? Ortaklık. Küçük ortaklık kuruyorlar. Yani aslında burada doğru bir şey yapıyorlar. Tamam, amaçları sömürmek olabilir, bilmem ne yapmak olabilir ama bugün bence bizim yapmamız gereken şeyi yapıyorlar. Yani birçok kişi mesela bizim orada ben Bahçeli Evler'de oturuyorum. Mesela bizim orada birileri yaptı. 100 kişi bir araya geldiler. Hepsi 10'ar bin lira koydular. Çiftlik kurdular. 100 kişi. 10'ar bin liradan. 10'ar bin lira böyle büyük, çok büyük bir rakam değil yani. Öyle servet yığmak bir rakam değil yani. 10 bin lira verdiler. 100 kişi. Büyük bir çiftlik kurdular mesela. Bizim bence bu tarz ortaklıklar, bu tarz şeyler üzerine, özellikle mesela tüketim kooperatifliği, yani tüketicilerin birleşmesi, üreticilerin birleşmesi, sermaye sahiplerinin böyle birleşerek bir şeyler yapması gibi şeylere yönelmemiz lazım. Çünkü ben hani bu işin dini yönde bakacak olursak, bunun Allah'ın işte El Cami isminin tecellisini yapacağından, bir araya getiren, bu tecelli ne kadar fazla olursa nur da fazla olur. Nur ne kadar fazla olsa da güç o kadar fazla olur. Yani o yüzden bence yani batıdaki ticaret, yani tabii daha da nedenleri var ama borsaların kurulması, tek borsaların kurulması da değil, işte bu ortaklıkla yapılan işte o East India Company gibi şirketleşmelerle beraber de ciddi bir güç elde ettiler diye düşünüyorum. Kötü örnekler olduğu için muhtemelen. Maalesef, maalesef. Maalesef. Çok iyi işler var ama maalesef. Maalesef ama farklı ve kötü yollarla geçiyor. Ama böyle kötü örnek oldu diye de bundan sonra hiç yapmayalım mı? Ama güven gitti. Güven meselesi. Maalesef. Bankacılık tek güvenle ilgili değil mi? Yani herkes güvenir yani. İş güvenli bütün ticaret güven. Sistemde bile yani herkes aynen. Güvenli. Aynen. Güven duymaktır. O halde bizim belki de Vehbi abinin söylemi de sanayi devrimini kaçırmışız. 4.0'ı kaçırmamak için mutlaka para biriktirmek değil de bu güvenin tazelenmesi ve ortaklı çalışmalar, birlikte çalışmalara da önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani burada da aynısını yapıyoruz farkındaysanız. Yani buranın da mesela akademiyanın da mesela eğer bir başarılı oluyorsa buradaki birliktelikten dolayı, yani burada sadece iki kişi gelse bir iş yapmaya çalışsa olmaz, yani birçok kişi buraya ekleniyor, o bir şey katıyor, bu bir şey katıyor, kimisi tamam daha fazla katıyor olabilir, kimisi daha az katıyor olabilir ama bir birliktelik var. Yani bu birliktelik, ki yani ben şunu söyleyeyim, şöyle son bitirmeye çalışayım, şimdi Allah'ın yaratılışına da baktığımızda böyle yapıyor. Mesela ilk önce İlk bir nur vardı, yani nurdan başladı bütün yaratılış. Işıktan başladı, onun bölünmesi ve daha sonra bölünmesinden ziyade mesela şeye baktığımızda kuarklar vardı. Kuarklar birleşti, işte proton, nötron vesaireler oluştu. Onlar birleşerek atomları oluşturdular. Onların bir araya gelmesinden işte moleküller oluştu. Moleküllerin bir araya gelmesinden hücreler oluştu. Hücrelerin bir araya gelmesinden işte farklı, işte ilk önce tek hücreliler vardı, daha sonra çok hücreli ve en son insana kadar giden bir süreçten bahsediyoruz. Yani yaratılışın başından itibaren baktığımızda daha çok varlığın bir arada iş yaptığını görüyoruz. Yani iş birliğinin arttığını görüyoruz. Yani insan vücudunda bunun en yüksek örneği. Yani sayısız atomun bir arada iş yapıyorlar. Ve en üstün varlık oluyor. Yani burada tekamül sürecine baktığımızda da ne kadar çok bir arada çalışabilirsek, koordineli bir şekilde iş birliği yapabilirsek o kadar üstün yapılar meydana getiriyoruz ki ben bugün kapitalizm denilen, ki ben buna ücretli dönem diyorum, yani ecir dönemi, yani insanın ücretli bir şekilde çalıştıkları dönemin başarısının da buradan olduğunu düşünüyorum. Mesela bugün bakıyorsun adam bir şirketi Londra'da, diğer şirketi Bombay'de, diğeri bilmem ne, bunlar bir arada çalışabiliyorlar. Yani o kadar kişi aynı şirket bünyesinde birlikte bir işte hiyerarşik bir yapı, koordineli bir şekilde çalışıyorlar. Yani bunun tabii ki mükemmel midir? Değil. Bir süreçtir bu. Ben bunun başarısının da buradan geldiğini düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de ne kadar iyi aramızda koordine olursak, yani işbirliği yaparsak, ne kadar çok aramızdaki güven tazelenirse, birlikte çalışabilirsek o kadar çok başarılı olabileceğini düşünüyorum ki zaten bugünkü işletme alanındakiler de bugün en önemli şey networking olduğunu söylüyorlar. Yani şeyler arası, ağlar arası çalışma. Yani burada mesela biz bir iş yapıyoruz. Bizim bence burada mesela akademi ailesi olarak bizim çalışmamızın şeyi diğer bu işi yapanlarla veya diğer işte belediye olsun başka şeylerle ne kadar iyi bağlar kurabileceğimizle alakalı. Bunu ne kadar iyi yapabilirsek ve ne kadar çok kapsayıcı olabilirsek icabında o kadar çok başarıya ulaşacak diye düşünüyorum bu tip çalışmalarda. Yani sadece affedersiniz işletmelerde değil,
Bütün işlerde bu şekilde bu. Yani ne kadar, yani ailelerde de öyle değil mi? Yani bir ailenin başarısı kayınvalideyle, kayınpederle, yani onlar bunlar, onunla ilişkileri nasıl kurup yönetebildiğine, düzgün yönetenler işbirliği şeklinde başarıya ulaşıyorlar. Halbuki hepsinin görevi var. Yani ilişkiyi düzgün yönetebildiğinde aile de başarılı olmaya başlıyor. Ama sen aile oradan onu şey yönetemediğinde, oradan o onu yönetemediğinde aile de çökmeye başlıyor. Yani diye düşünüyorum. Ya toplumun da yapısı zaten bu şekilde oluşuyor. Aileler, komşulukların arası ilişkiler, komşular arası ilişkiler falan, mahalle arasında ilişki, mahalleler arası ilişki, şehir, şehirler arası ilişki vesaire diye, medineler arası ilişkiyle beraber de böyle bir yapıya gittik. Peygamber Efendimizin yaptığı da buydu birazcık. İlk önce Mekke'de bir grup oluşuyor. Orada yani bunu atomun içindeki işte proton kısmı, yani çekirdek olarak düşünelim. Sonra daha büyük yapı için gidiyor, ne yapıyor? Medine'ye gidiliyor. Medine'de ne yapılıyor? Her bir ailenin bir aileyle eşleştiriliyor. Aynı atomun hücresindeki protonla elektronların bir araya gelip elektronu atomu oluşturması gibi. Orada ne oluyor? Bir bütünlük oluşuyor. Ondan sonra orada ayrı bir şey oluşuyor. Daha sonra Kufe bilmem vesaire, öyle medineler oluşuyor. Bu medineler arasında birliktelik vesaire vesaire. Bu şekilde gidiyor. Bugün de aynı şekilde olacağını düşünüyorum. Ve bugün bunu yapabilmemiz için internet gibi bir elimizde bir güç var. Ve bunu iyi değerlendirirsek bunları yapabiliriz diye. Evet. Ben gelecekle ilgili bir düşünmek, kavramlaştırmak için aslında bunu söyledim. Şimdi sanayi devrimi dediğimiz olay son iki asra ait bir şey. Hani bilemediniz, 2,5 asır. Yani önümüzdeki dönem sanayi devrimi sanayi değil. Bunun için bilgi toplumu, teknoloji, işte bilgiyi kullanma gibi şeyler söyleniyor. Belki başka. Oraya hemen girebilir miyim? Çok kısa. Hayek'in mesela önemli bir iktisatçı, liberal bir iktisatçı. Bence 20. yüzyılın en önemli iktisatçılarından bir tanesi. Mesela Hayek'in bilgi kuramı var. Onun bilgi kuramında mesela şeyde, iktisadın temel şeyinde, ya klasik iktisatta bütün bireylerin, rasyonel bireylerin tam bilgiye sahip olduğu varsayılır. Hayek ise şey der ya, böyle bir şey yok. Yani hepimizde parçalı bilgi var der. Yani kimsede tam bilgi yoktur der. Hepimizde belli bir bilgi var. Bir şekilde mesela fiyat sistemini o şekilde açar. Fiyat sistemi bizim bütün parça parça olan bilgilerimizi bir araya getirip işleyen bir sistemdir der. O anlamda da yani geleceğin, hani gelecekte de bu anlamda hani koordineli çalışma dedik ya. Evet. Hepimizin parçalı bilgilerinin bir araya gelmesiyle daha tam bilgiye ulaşarak daha doğru kararlar, daha doğru üretim metotları, şekilleri vesaireye de gidebiliriz, devam edelim. Organizasyon çağı. Organizasyon. Evet. Kısacası organizasyon çağı, evet. Demin mesela dedik ya, İmam-ı Gazali'nin para hakkında bir şeyi var. Para diyor şey olmamalı, kullanım değeri olmamalı. Evet. Ama baktığımız zaman 5-10 asır geriye tersi olmuş. 50 yıla kadar hep altın ve gümüş kullanım değeri olmalı. Yok. Ama o yüzden belki de yasaklarından bir tanesi o. Mesela diyor ki altın gümüşü eğer paradan çıkartırsan bu sefer kullanım değeri olur diyor Gazali. Yani para olarak kullanıldığın anda gidip ondan mesela şey falan yapmayacaksın. Gidip çorba çanağı mesela yaptığın anda bu zulümdür diyor. Para, aynen bu örneği kullanıyor. Neden diyor? Sen çorba şeyini, çorba içecek için malzemeyi tahtadan da yapabilirsin, seramikten de yapabilirsin, başka şeylerden de yapabilirsin. İşte ne, birçok madde var. Ama gidip altından yaptığın zaman belki de hani Peygamber Efendimizin hani altından çatal, bıçak falan vesaire kullanılmasının yasağının ardında da bu olabilir. Yani altının direkt kendi maddesinden değil, o dönemde altının para olarak kullanılmasından dolayı sen onu çanak, bıçak, çatal olarak kullandığın zaman ne yapıyorsun? Parayı piyasadan çekmiş oluyorsun. Aslında bir bakıma kenz etmiş oluyorsun. Kenz etmenin şey, sayısız rolleri var. Yani illa para olarak da kenz edebilirsin. Çatal bıçak yaparsın. Yine insanların istifadesinden alırsın onu. Yani tamam. O şekilde de yapılabilir. Tamam. Evet, şimdi evet. Mesela öyle yapılır. Dediğiniz gibi elektronik para daha kullanıma uygun. Aynı şekilde şimdi bundan sonra da artık sermayenin, paranın, büyük sermayenin gelecekte çok büyük ihtiyacı yok. Yani öyle görüyoruz. Sanayi devriminde vardı. Kapital olmadan, sermaye olmadan büyük şirketler, büyük yapılar meydana gelemiyordu. He. Ama gelecekteki insanın yani bundan sonraki geleceğini düşündüğümüz zaman, o zaman sermaye biriktirmeye, para biriktirmeye ihtiyaç olmayacağı anlaşılıyor. Çünkü yani sizin işte bilgisayar kullandığınız Apple'ın kurucusu Steve Jobs şeyinden büyük firmayı garajdı. Garajını. Hepsi garaj, birçoğu. Sermayeyle olmuyor. Hewlett Packard da falan yani da bu da
şunu söyleyebilirim. Facebook mesela. Yani ilerideki güçlü, büyük organizasyonlar parayla, sermayeyle değil. Yani dolayısıyla İmam-ı Gazali'nin o sermaye biriktirme, para biriktirme de duyduğu endişeler, getirdiği sınırlama, yasaklama gelecek için doğru olabilir. Kesinlikle olabilir. Son bir şey söyleyeyim. Mesela E.F. Schumacher'in Küçük Güzellik kitabında öyle bir öngörüsü var. Yani gelecekte artık hani bu büyük üretim araçlarından çok daha orta ölçekli ve küçük üretim araçlarına geçileceğini de söylüyor. Onu da şey yapılabilir. Yani öyle bir öngörü de var. Yani mesela evet neyse fazla da şey yapmayalım da. Şey, ekleyelim mi? Evet. Soru olarak sorayım mı? Soru Allah. Şimdi Dehbi Adı'ya katkı olarak Dehbi Adı şey para biriktirme falanla ilgili bu sanayi devrimi. Şimdi benim kafamda iki soru var. Bir, sanayi devrimi paranın, para biriktirmenin direkt sonucu mudur? Nasıl bir ilişkisi vardır? O ilişkinin bir defa o ilişki anın ortaya konulması lazım. İkinci sorum şu, biz bilmediğimiz, mesela diyelim ki işte biz İslami bir dünya düzeni mesela düşünüyoruz şey olarak, kafamızda öyle bir şey var ama biz bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Pratikte görmedik biz bunu. Şimdi mevcut yaşadığımız düzen içerisinde para biriktirmenin çeşitli yasaları var. İşte para biriktirmek istiyorsanız şunu şunu yapmalısınız falan diye yasalar var. Biz ideal bir düzeni, yani bilmediğimiz bir düzeni, hayalimize canlandırdığımız sadece, o düzenin yasalarını bu şu an mevcut yaşadığımız düzenin yasalarıyla sorgulamaya çalışıyoruz. Bence problemlerden birisi bu. Hani bugünkü biriktirme yasalarıyla biz oradaki biriktirme yasaları arasındaki şeyi bilmiyoruz aslında. Yani bir, şu anda mevcut bildiğimiz bir düzendeki yasalarla biz idealize ettiğimiz bir düzendeki yasaları şey yapmaya çalışıyoruz. Çarpıştırıyoruz. Bence yanlış olan şey bu yani. Hakkınızı helal edin. Biraz uzattık. Evet.